Bir önceki videodakiyle aynı izi incelemeye devam edelim. Y ekseni ve x eksenini çizelim şimdi. İzin de böyle göründüğünü varsayalım. Bir önceki videodakiyle aynı iz. Aynı görünmüyor olabilir ama bir önceki videoda ne yaptığıma bir bakayım. Bir önceki videodaki böyleymiş, evet, bayağı benziyor. Şimdi, bir önceki videodakiyle aynı eğri olduğunu varsayalım ve bu eğriye c diyelim. Bir önceki videoda sadece i yönünde vektörleri, i yönünde vektörleri olan bir vektör alanına bakmıştık. Şimdi sadece j yönünde veya düşey yönde vektörleri olan bir vektör alanı oluşturalım. Büyük Q vektör alanına bakalım. Şimdi büyük Q, x, y çarpı j. J eğrisinin üzerindeki kapalı çizgi integralini Q, iç çarpım dr'nin integralini inceleyeceğiz. C eğrisinin üzerindeki kapalı çizgi integralini q iç çarpım dr'nin integraline bakacağız. Daha önceden gördüğümüz gibi dr, dx çarpı i artı dy çarpı j olarak yazılabilir. Bu ikisinin iç çarpımını alırsak bu çizgi integrali aynı ifade olacak. Bu, c eğrisinin üzerindeki q iç çarpım dr'nin kapalı çizgi integraliyle aynı olacak. 0 çarpı i yani 0 çarpı dx eşittir 0 ve qxy çarpı dy. Evet, bunun i bileşeni yok. O nedenle iç çarpım qxy çarpı dy olacak. İç çarpım bu. I bileşeni olmadığı için dx yok oluyor. Şimdi bu çizgi integralini 3. parametre t'ye ihtiyaç duymadan çözmeye çalışalım. Geçtiğimiz videoda yaptığımız gibi. Aslında aynı şeyi yapacağız. Yani aynı işlemleri x yerine y'lerle yapacağız. Minimum ve maksimum y değerlerini bulabiliriz. Minimum y burada diyelim. Minimum y değeri a olsun. Maksimum y de şuradaki değer olsun. Ona da b diyelim. Z'ine eğrinin yönünü söylemeyi unuttum. Bu bir öncekiyle aynıyız. Yani saat yönünün tersine hareket ediyoruz. Aynı eğri, aynıyız. Yani bu yönde gidiyoruz. Bir önceki videoda bunu x cinsinden iki fonksiyona ayırmıştık. Şimdi y'lerle aynı şeyi yapacağız. Y cinsinden iki fonksiyona ayırıyoruz. Bu izi iki izi ayırırsak ekstrem noktalarımız bunlar. Bu ize ikinci iz veya c2 diyebilirim. X eşittir x2y diyebiliriz. Bu iz bu. Ve birinci iz olmak zorunda değil, nereden başladığına göre değişir. Neyse, istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Buna birinci iz diyelim. X eşittir x1y. X'in y cinsinden fonksiyon olması biraz karışık gelebilir ama bir önceki videonun tamamen benzeri işlemler yapıyoruz. X ve y'leri değiş tokuş ediyoruz. X'i y cinsinden bir fonksiyon olarak yazıyoruz. Bu iki eğrimiz var. Şimdi bunu çevirdiğinizi düşünürseniz, bir önceki videoyla aynı şeyi y cinsinden yapıyoruz. Şu şekilde bakarsak, bu çizgi integralinin şu integrale eşit olduğunu söyleyebiliriz. Önce c2'yi yapalım. B'den a'ya bir integral. B'den başlayıp a'ya gidiyoruz. Büyük y değerinden küçük y değerine gidiyoruz. B'den a'ya q'nun integrali, x yerine her şeyi y cinsinden isteyeceğiz. X eşittir x2y. Q x2y virgül y dy. Burası soldaki eğrinin çizgi integrali. Buna y eşittir a'dan y eşittir b'ye q x1y'nin integralini ekleyeceğiz. x1y virgül y dy. Bir önceki videodaki işlemlerin aynısını yapabiliriz. Şimdi, altta büyük sayı olmasını tercih etmiyoruz, o yüzden bu ikisine değiş tokuş edelim. Bunları şimdi değiş tokuş edersek, şunu a, şunu da b yaparsak, integrali eksi 1 ile çarpmış oluruz. Bu ikisini değiş tokuş edersek, yön değişir. Evet, bir önceki videoyla yaptığımızın aynısı ama umarım karışık gelmiyordur. Şimdi bu iki belirli integralin limitleri aynı. O yüzden tek belirli integral olarak ifade edebilirim, değil mi? A'dan b'ye pozitif olduğu için ilk olarak bunu yazıyorum, bunu yazacağım. Q x1y virgül y eksi bu. Öyle değil mi? Arada eksi işareti var. Eksi q x2y virgül y d'ye. D'ye bunların hepsiyle çarpılıyor.
D'yi dağıtıyorum yani. Bir önceki videoda yaptıklarımız da aynı. Neyse, anlamışsınızdır. A'dan B'ye integralin içinde qxy'nin limitlerdeki değerini buluyoruz. Üst limit x eşittir x 1y, alt limit x eşittir x 2y. Öyle değil mi? X yerine bunu yazıyorum ve bundan x 2'yi koyduğum zamanki değeri çıkarıyorum. Yaptığımız aynen bu. Belirli integralleri çözerken izlediğimiz yöntemin tam tersini uyguluyoruz. Genelde bu adımdan şu adıma ulaşıyoruz. Ama biz aksi yönde, ters yönde hareket ediyoruz. İkisi de aynı şey. Bunun tamamı çarpı dy. Bir önceki videoda gördüğümüz gibi şimdi dy'yi biraz ileri yazalım. Dy'yi şuraya yazayım, evet. Bu ifade şununla aynı. x2y'den x1y'ye q'nun x'e göre kısmisi çarpı dx'in integrali. Şimdi şunu net bir şekilde belirteyim. Bence bu ilk kısım biraz karışık. Şimdi böyle bir integral gördüyseniz bu bir çift katlı integralin içi. Dışı ise a'dan b'ye dy'nin integrali. Bunu çift katlı integralle gördüğünüzde bunun x'e göre ters türevini alırız. Q'nun x'e göre kısmisinin x'e göre ters türevi eşittir qxy. Belirli bir integral olduğu için önce x1y'deki değeri bulup ondan x2y'deki değerini çıkaracağız. Aynen bunu yapmıştık. Ve bir önceki sonuca çok benzeyen sonucu buluruz. Şimdi bu çift katlı integral neyi temsil ediyor? Bunu 3 boyutta şimdi çiziyorum. Bu neredeyse bir önceki videonun tekrarı oldu. Şimdi bu y ekseni, x ekseni ve z ekseni. Bu x ve y cinsinden bir fonksiyon. Onun için uzayda bir yüzey. Uzayda bir yüzey olarak görselleyebilirsiniz. Bir yüzey. Şunu şimdi q'nun x'e göre kısmisi olarak isimlendiririz. Bu çift integral bir bölge belirliyor. Bu dx çarpı dy'yi bir alan diferansiyeli olarak düşünebiliriz, değil mi? Bu bölgenin sınırları y, altta x2y'den yani şöyle bir eğriden başlıyor, küçük değerli y. Bu ve burada iki boyutta çizersem bu düşük y değerlerinin eğrisi, bu düşük y değerlerinin eğrisi. Üstteki y eğrisi de x1y, üstteki y eğrisi de şöyle, şöyle bir eğri olacak. Buna göre x, alttaki y eğrisinden üstteki y eğrisine gidiyor, değil mi? X, alttaki y eğrisinden üstteki y eğrisine gidiyor. Burada böyle yapıyoruz. Ve y de a'dan b'ye gidiyor. Yani uzun lafın kısası, bu fonksiyonun bu bölgede çift katlı integralini alabiliriz. Bu tavan, bu sınırda duvarsa bu hacim olur. Bu odanın hacmi olur. Bu tarafa doğru yükselirse ne olur bilmiyorum ama gözünüzde şöyle bir canlandırırsanız bunun hacmi olacak. Bunu buluyoruz. Bir önceki videoda bulduğumuz sonucun yani aynısı. Qxy'nin sadece j yönünde vektörleri var. Vektörler sadece yukarı ve aşağı gidiyor. Yatay bileşenleri yok. Ama böyle bir vektör alanla başladığınızda bu kapalı eğrinin üzerindeki çizgi integralini alırsanız bu q iç çarpım dr'nin kapalı eğri üzerindeki çizgi integrali qxy dy'nin kapalı döngü üzerindeki integraline eşit olur. Bunu da bu bölgedeki çift katlı integrale eşit olduğunu şimdi bulduk. Buradaki bölge öyle değil mi? Burada yaptığımız aynen bu. Size bölgeyi verirsem x bu fonksiyondan şu fonksiyona gidiyor. Y de a'dan b'ye gidiyor. Evet, şimdi kafanız karıştıysa şu çift katlı integral videolarını tekrar seyretmeniz iyi bir fikir olabilir. Bu bölgede q'nun x'e göre kısmisinin dx dy veya da ile çarpımının integralini alıyorum, öyle değil mi? Alan diferansiyelini yani da'yı dx dy olarak düşünebiliriz. Şimdi bulduklarımızı bir önceki videoda bulduklarımızla birleştirelim. Bir önceki videoda bunu bulmuştuk. Şunu kesip şimdi tahtanın boş bir yerine yapıştırayım ve böylece esas sonuca ulaşmaya hazır olalım. Evet, şu bir önceki videoda bulduğumuz sonuç. Bu videoda da bu sonucu bulduk. Şimdi nereye varacağımızı tahmin etmiş olabilirsiniz. Şimdi de herhangi bir vektör alanı düşünelim. F vektör alanı. X-Y düzleminde tanımlanmış olsun. F eşittir P, X, Y, İ, artı
Q, X, Y, J. F'yi son iki videoda kullandığımız P ve Q'nun toplamı olarak da düşünebilirsiniz. Q'yu bu videoda kullandık. P'yi de bir önceki videoda. Ama bu herhangi bir vektör alanı. Şimdi, bu vektör alanının bir iz üzerindeki çizgi integralini almak istediğimizi düşünelim. Şimdi düşünün ki bu vektör alanının bir iz üzerinde çizgi integralini almak istiyoruz. İzimiz herhangi bir iz olabilir. Şuraya herhangi bir iz çizeyim. Rastgele izimin şu olduğunu varsayalım. Saat yönünün tersine gidiyor. Şimdi f iç çarpım dr'nin bu eğri üzerindeki kapalı çizgi integralini bulmak istiyorum. Kapalı çizgi integralini bulacağız bu eğri üzerinde. Bunu birçok kereler daha önce birçok kez gördük. Dr eşittir dxi artı dy çarpı j. Yani bu çizgi integralini şöyle yazabiliriz. C eğrisinin üzerindeki f iç çarpım dr bu terim çarpı dx. Yani pxy çarpı dx artı bu terim qxy çarpı dy. Bu da eşittir pxy dx'in çizgi integrali artı qxy dy'nin çizgi integrali. Peki bunlar neydi? Bunu birinci videoda, şunu da şimdi bu videoda bulduk. Bununla şu aynı şey. Yani buradaki bu bölge üzerinde eksi p'nin y'ye göre kısmisinin çift katlı integrali olacak. Dy dx yerine alan diferansiyeli diyebiliriz. Artı bu sonuç q. Buradaki ifadeyi bu videoda inceledik. Artı q'nun x'e göre kısmisinin aynı bölgedeki integrali. Da veya dy dx sırayı da değiştirebilirsiniz alan diferansiyeli. Bu iki integrali toplayabiliriz. Peki topladığımız zaman ne buluruz? Evet, çok görkemli bir sonuç çıkacak şimdi. Q'nun x'e göre kısmisi eksi p'nin y'ye göre kısmisi çarpı alan diferansiyelinin çift katlı integrali. Evet, işte bu muhteşem, büyük, görkemli sonucumuz bu. Şuraya yazayım. F iç çarpım dr'nin kapalı çizgi integrali şu ifadenin çift katlı integraline eşit. X bileşeni ile ilgili fonksiyonu alıyoruz ve y'ye göre kısmisini buluyoruz. Y bileşeni ile ilgili fonksiyonu ise x'e göre kısmisini buluyoruz. Birincinin yani eksilisini aldık. Belki bu şekilde daha kolay hatırlarsınız. Ve bu sonuç Green teoremidir. Vektör alanının kısmi türevleri olması durumunda vektör alanının çizgi integralini bölgenin çift katlı integraline bağlamanın güzel bir yolu. Ayrıca birkaç video önce f konservatifse, bir fonksiyonun gradyanı ise yani izden bağımsız ve herhangi bir iz üzerindeki kapalı integralinin sıfır olduğunu öğrenmiştik. Ve bu hala doğru. Eğer f konservatifse bu ifade sıfıra eşit olmalı. Bu şekilde herhangi bir bölgede bu integralin sıfıra eşit olmasını sağlamış olursunuz. Eminim birbirlerini götürdükleri örneklerde düşünebilirsiniz ama bu her bölge için geçerli. Bunun doğru olmasının tek yolu bu. Bu iki ifadenin yani sıfıra eşit olmasının tek yolu bu. Böylece q'nun x'e göre kısmisi eksi p'nin y'ye göre kısmisi sıfıra eşit olmalı veya bu iki ifade birbirine eşit olmalı. Bu Green teoreminin bir yan sonucu. Q'nun x'e göre kısmisi eşittir p'nin y'ye göre kısmisi. Diferansiyel denklemler konusunda tam denklemleri öğrenirken bu konuyu tekrar göreceksiniz. Bu konuya o yüzden daha fazla girmeyeceğim ama şunu belirteyim. Şimdi çizgi integrallerinde gördüğünüz ifadenin diferansiyel şekli eğer konservatifse bir tam denklem oluşturuyor. Ama şimdilik bu konuya girmiyoruz dedik ama tam denklemler konusunu yaptıysanız konular arasındaki paralelliği görmüşsünüzdür. Bir sonraki videoda bu sonucu kullanarak daha fazla, daha çok örnekler yapacağız. Hoşça kalın.